Herkese merhaba. Bu videoda hepimizi ilgilendiren saç sağlığından bahsetmek istiyorum. Saçları güçlü, nemli ve bakımlı tutmak için neler yapabiliriz? Şampuanlara ek olarak saç kremlerinin kimyasından bahsetmek istiyorum. Burada hangi maddeler kullanılıyor? Tüm konuları merak ediyorsak. Evet, öncelikle saç bakımında, saç nemlendirmede neleri kullanacağız? Mesela burada aloe vera. Hemen onu değerlendirmek istedim. Hatta ben buraya kendim bunları bir depolamış oldum, muhafaza ettim. Başka neleri kullanacağız? Koruyucu olarak ada çayı veya kekik yağını kullanabiliriz. Yine hem koruyucu özelliği var hem nemlendirici, besleyici özelliği var. Hindistan cevizi yağını kullanabiliriz. Bu arada Hindistan cevizi sabunlarım da çıktı. Geçen videomda takip ettiyseniz Hindistan cevizinden çok güzel bir banyo sabunu yaptım. Gerçekten de güzel köpürüyor. Diğer o videoya da bakabilirsiniz. Ve tabii ki her zamanki gibi gliserin. Gliserin çünkü çok güzel bir nemlendiricidir. Ve hidrosol kullanmak istiyorum. Biberiye'nin de hem kepeklenmeye hem de yine mikrop öldürücü özellikleri var. Artı hidrosoller de aromatik yağlara göre çok daha hesaplı ve çok daha su bazlı olduğu için de daha bir saç ve cilt dostu olabiliyorlar. Bunları geçmeden önce biraz saç yapısından, kıl yapısından bahsetmek istiyorum. Saç kimyasalları neler kullanılıyor özellikle saç kremlerinde? Şampuanla ilgili bir video çekmiştim hatırlarsanız oraya da bakabilirsiniz. Sebum cildin koruyucu tabakasıdır, yağ tabakasıdır. Hem saçlarda vardır hem de cildin bütün her yerinde vardır. Normalde kılın yapısı keratindir. Tırnaklarda da vardır ve cildin dış tabakası aslında ölü tabakadır. Keratin de canlı bir tabaka değildir. Amino asitten, proteinden yapılır. Fakat tabii ki kıl köklerinde canlı dokular var. Yani saçı besleyen sinir damarlar, yağ bezleri hepsi saçın kökünde. Bugün daha çok sebum yani hem cildin hem de kılların koruyucu yağ tabakası. Tabii bu fazla olursa da bir sorun. Fakat az bir sebum salgılanması yani kuruma da tabii ki başka bir sorun. Cansızlaşabiliyor hem de kuruduğundan dolayı mantarlara, egzamaya da açık hale geliyor. Evet aslında sebum yani yağ tabakası hem cildimizi hem de saçımızı koruyor. Bunu bir düşman olarak görmememiz gerekiyor. Bu yüzden şampuanlarla veya diğer sabun bazlı temizleyicilerle köpürte köpürte saçlarımızı veya cildimizin diğer yerlerini yıkamamamız gerekiyor. Çünkü siz ne kadar çok yıkadıkça vücut inat edip ona göre daha çok sebum salgılayacaktır. Yani bu bir çözüm değil. Dengeli beslenmek çok önemli çünkü beslenme aslında içten, vücudun içten sağlıklı olması gerekiyor ki o cilde ve saçlara yansısın. Yani dışarıdan kullandığımız ister doğal malzemeler olsun, ister yapay malzemeler olsun bunlar tam bir çözüm değil. Doğrusu dediğim gibi içten gelen bir çözüm. O da en güzeli. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı uyku ve stressiz yaşam. Saç kremlerinde birçok kimyasal madde var. Hatta bunların birçok plastikleştirici. Evet, silikon bazlı plastikleştiriciler kullanıyorlar ve saçların dış tabakası, yüzey tabakası plastikle kaplanıyor. Bu şekilde saçlar aslında nemini korumuş oluyor. Yani kimyasallardan olabildiğince uzak kalmamız gerekiyor. Ve varsa da doğal, organik kimyasallar içeren işte şampuan veya saç kremleri kullanmak gerekiyor. Fakat bunların da tabii ki fiyatları daha da maliyetli olabiliyor. Çünkü bunların birçoğu yurt dışından geliyor ve dövizin artmasıyla beraber bunlara da tabii ki yansıyor. Evet, aloe vera yaprağımızı alıyoruz. Tam ortasından ince bir çizgi halinde kesersek, şöyle ikiye açarsak rahat bir şekilde kaşıkla kaba aktarabiliriz. Evet, görüyorsunuz bayağı böyle jölemsi, yapışkan. Dışarıdan gözükünce çok hoş gibi gelmiyor ama bu gerçekten çok faydalı bir ürün. Bunları şöyle temiz ellerle, temiz araç gereçle alıyoruz. Ben dediğim gibi daha önceden biriktirmiştim bunları. Kalanları kesinlikle atmıyoruz. Bunu şu şekilde yüzünüze, ellerinize sürebilirsiniz. Çok güzel bir nemlendirici ve besleyici jeldir aslında. İyice kuruduktan sonra da bunu bu organik atıklara da atmayalım. Bunları kompost şekline getirerek aslında gübreye dönüştürebiliriz. Bizim için atık yok. Sürdürülebilir yaşamda her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet bu kendi başına da aslında kullanılabilir fakat biz bunu biraz daha zenginleştirelim. Serin çok güzel bir nemlendiricidir. Bununla ilgili de video çekmiştim. Oraya bakabilirsiniz. Ne kadar atalım? Bunu ne için kullanacağız bu arada? Bugünkü konumuz saç bakımı olduğu için saçlarımızın saç tellerine fakat bu saç derisine de uygulanabilir. Çünkü besleyici özelliği var ve katacağımız şeylerle nemlendirme hatta koruyucu besleyici özellikleri var. O yüzden hem saç köklerine hem de saç yüzeyine bunları kullanabiliriz. Kavanozun yaklaşık neredeyse dörtte üçü dolu. Dörtte üçüne
ve çok büyük bir kısmına, dörtte birden biraz az olacak şekilde gliserin ilave ediyorum. Gliserini eczanelerden alabilirsiniz. Benim yaptığım gibi böyle bol bol yapacaksanız da tabii 1 litrelik almak daha hesaplı Şimdi olacaktır. Bunu tabii biraz sonra bu çubuk blenderla karıştıracağım. Çünkü biraz içine yağ da atmak istiyorum ve hidrosol atmak istiyorum. Hidrosol, bununla ilgili de video çekmiştim. Özellikle biberiye hidrosolü çok faydalı. Hem güzel kokusuna faydalanıyoruz hem su bazlı. Evet, bundan da şöyle kattık. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Bununla da bitmesin. Bu aynı zamanda biraz koruyucular da katalım. Doğal koruyucular. Her ne kadar ben bunu dolapta muhafaza edeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bu. Tabii siz bu kadar büyük yapamazsınız büyük ihtimalle. En güzel koruyucu yağlarımızdan olan kekik yağı veya adaçaya yağı olabilir. Her ne kadar biberiyenin içinde de antimikrobiyal özellikler vardır. Fakat ben biraz kekik yağı da atmak istiyorum. Fakat bunu çok az atalım. Biraz keskindir. Her ne kadar benim burası biraz kavanoz büyük olduğu için tatlı kaşığı atıyorum. Veya biraz da atabiliriz. Kekiğin de faydaları var. Evet, keskin bir kokusu vardır. Veya ısırgan otu yağ kullanabilirsiniz. O da çok güzeldir saçlar için. Evet, tatlı badem yağını da koymak istiyorum. Çünkü bu da saçlar için, kıllar için çok güzel bir besleyici yağdır. Bunu tabii böyle kaşıkla karıştırmak çok efektif olmayacaktır. Yani burada çünkü hem yağ var, hem su var, hem de jeller var. O yüzden böyle bir çubuk blenderla karıştırmak çok daha etkili olacaktır. Hemen bunu karıştıralım. Dikkatli bir şekilde. Biraz sizin saçınızın yapısına göre değişir. Eğer saç yapınız çok kuruysa, bu da tatlı badem yağı ve gliserin ağırlıklı olacak. Eğer saçınız zaten kendinden yağlıysa, bu sefer de tatlı badem yağını iyice azaltabiliriz. Hatta biraz önce yaptığım gibi hiç de koymayabilirsiniz. Gliserin ve jeller yeterli olur. Şimdi Hindistan cevizi yağı da atabilirdik. Aslında bu da çok güzeldir. Hem saç bakımı için hem nemlendirici özellikle hem de bu da antibakteriyel, antifungal. Kış aylarında biraz böyle margarin gibi katımsıdır. Bunun içine katarsak ya benmari usulü eritmemiz gerekiyor ve güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor blenderlarla ve kullanacağımız zaman yine oda sıcaklığına getirmemiz gerekiyor. Sadece elinizi biraz sürüp eritip saçlarınıza, özellikle kuru saçlara sürebilirsiniz veya friksiyonla masaj yapabilirsiniz. Friksiyon dediğimde şu 10 parmakla saçlarınızın dibine parmaklarınızı daldırıyorsunuz. Öncesinden biraz böyle Hindistan cevizi yağı veya bu hazırladığımız losyonu friksiyon şeklinde saçın diplerine yediriyoruz. Yaklaşık böyle bir yarım saat kalsın. Ondan sonra yıkayabilirsiniz fakat kalabilir de. Her ne kadar bunda biraz jel olduğu için bu aloe vera jeli biraz böyle kabuk bağlayabilir zamanla. Şey uçuktan içindeki kimyasal doğal kimyasallar vücuda alındıktan Olabilir. sonra biraz da sirkeden en Kendisi. son bahsetmek istiyorum. Çünkü sirke de özellikle yağlı ciltler için ideal bir çözümdür. Yağı çözüp almak için ama aynı zamanda da saça parlaklık vermek için ve kepeklenme sorununu çözmek için de idealdir. Çünkü içinde bunun da antibakteriyel, antifungal malzemeler var. Tabi aşırısı değil. Yani bir bardak suya 3 yemek kaşığı kadar özellikle organik elma sirkesi atabiliriz. Bununla ilgili videom da var. Oraya bakabilirsiniz. Sirkeleri de marketten aldığımız sirkeleri kullanmayalım bence. Yani saç için belki çok sorun olmaz ama onu özellikle gıda olarak, vücuda dahil olarak ben kullanmıyorum. Ya organik alıyorum veya bizzat kendim yapıyorum. Çok da zor şeyler değil. Evet, umarım faydalı olmuştur. Sizin de aklınıza takılan bir şeyler varsa açıklamalar, yorum kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşça kalın.